Bununla kahvaltısını ederdi. Akşamın altısında dışarı çıkar ve St. Jack sokağındaki ucuz bir lokantada akşam yemeğini yerdi. 6 meteliye bir porsiyon et, 3 meteliye yarım tabak sebze ve 3 metelikle bir meyve alırdı. Şarap yerine su içerdi. Kendisine servis yapan garsona bir metelik bahşiş verirdi. Kasada oturan lokantacının tombul ve güler yüzlü karısı genç adamı gülümseyerek uğurlardı. Marius de birkaç metelik karşılığında hem karnını doyurur hem de üstelik bu güzel gülümseyişle ruhunu doyurmuş olurdu. 4 metelik sabah kahvaltısı, akşam yemeği ekmekle birlikte 16 metelik tuttuğundan delikanlı 20 meteliğe günde karnını doyuruyordu. Bu da yılda 365 frank eder, buna 30 franklık kirayı, ihtiyar hizmetçi kadının 36 frankını da ekleyecek olunca, yılda 400 franka geçinip gidiyordu. Giysileri 100 frank, çamaşırlarının yıkanması ve bakımı 150 frankı geçmezdi. Marius'in fazladan bir 50 frank olurdu ki bununla kendisini zengin bulurdu. Hatta bir seferinde, Courfeyrac, ondan tam 60 frank borç istemişti. Isınma sorununa gelince, Marius bunu da basitleştirmişti. Ocakta ateş yakmazdı asla. İki takım giysisi vardı. Biri günlük eski giysileri, diğeri büyük fırsatlarda kullandığı şık bir kostümdü. Her ikisi de siyah kumaşlardan diktirmişti. 3 tane gömleği vardı. Birini giyer, diğerini çekmecesinde saklardı. Üçüncüye gelince o da çamaşırcı kadında olurdu. Bunlar eskidikçe Marius yenilerdi. Çoğu zaman gömleklerinin yırtığını göstermemek için ceketini ta çenesine kadar iliklerdi. Marius'in bu refaha ulaşması için yıllar geçmişti. Çetin zor yıllar. Marius bir gün bile yılmamıştı. Her şeye dayanmış, bütün engelleri aşmıştı. Her şey yapmış, her zillete katlanmış, asla borç etmemişti. Kimseye bir metelik bile borcu olmadığını düşünerek kendi kendisine gururlanırdı. Marius için borçlanmak esaretin başlangıcı sayılırdı. Ona göre, bir alacaklı bir esir tacirinden bile daha zalimdir. Çünkü esirci insanın vücuduna sahiptir, oysa alacaklı gururumuzu çiğner. Borçlanmaktansa aç kalmayı tercih ederdi. Aç kaldığı günleri saymakla bitiremezdi. Marius her şeyinden feda etmiş. Gururundan bir şey eksiltmemişti. Onu da ayakta tutan bu kendisine güveni ve gururu olmuştu. Bütün bu aşamalarında ruhuna güç veren, kendisini kanatlandıran bir ideali vardı. Babasına layık bir evlat, onun bıraktığı adın şerefini lekelemeyen bir oğul olduğunu düşünerek güçleniyordu. Ruh bedenin kanatlanmasına, uçmasına yardım eder. Marius kalbinde babasının adının yanına bir at daha kazılmıştı. Bu at babasını kurtaran kahraman çavuşun Thénardier'in adıydı. İdealist bir genç olan Marius, hayalinde bu Thénardier'i bir sevgiyle kuşatıyordu. Saygısında bu iki adı birleştirirdi. İki taptığından biri babası, ötekisi de henüz tanımadığı şu Thénardier'iydi. Bu arada zavallı çavuşun iflas etmiş olması, genç adamı büsbütün kahrediyordu. Onun izini bulmak için neler vermezdi. Tam 3 yıl Marius, bu adamı aramış, Montfermeil'den Shell hatta Noyan'a kadar tüm dolayları karış karış taramıştı. Kimse kendisine Thénardier'den haber verememişti. Onun yabancı bir ülkeye gittiğini sananlar bile vardı. Marius bu araştırmalardan olumlu bir sonuç çıkaramadığından bayağı üzüntü duyuyor, kendi kendisini suçluyordu. Babasından kalan bu tek borcu ödeyememek delikanlıyı çok üzüyordu. Thénardier'i bulmak için Marius kolunu feda eder, onu sefaletten kurtarmak için tüm kanını seve seve verirdi. Onu gördüğünde, siz beni tanımazsınız ancak ben sizi tanıyorum, emrinizdeyim, benden dilediğinizi dileyin, demek için can atıyordu. O sıralarda Marius 20 yaşını sürüyordu. Tam 3 yıl önce ayrılmıştı dedesinin konağından. O zamandan beri her iki taraftan yakınlaşma için hiçbir çaba yapılmamıştı. Aslında şunu da söylemek gerekir ki, Marius, dedesi hakkında aldanmıştı. Bağıran, çağıran çocukluğunda kendisini bastonuyla tehdit eden bu ihtiyarın, kendisini sevmediğini sanırdı genç adam. Oysa bu inancında da yanılıyordu. Belki evlatlarını sevmeyen babalar bulunur, fakat torunlarını sevmeyen dedeler olmaz. Doğrusu Monsieur Gillenormand torununu taparcasına severdi. Onu azarlardı, tokatlardı, fakat onu gerçekten severdi. Bu çocuk hayatından çekildiğinde, hayat ihtiyar adam için karanlık bir uçurumdan farksız oldu. Gerçi onun adının anılmamasında ısrar ediyordu. İlk günlerde bu ihtilalci, bu Napolyon taraftarının geri dönmeyeceğinden hemen hemen emindi. Ne var ki haftalar ayları, aylar yılları izlemiş ve kaba askerin oğlu yuvaya dönmemişti. Çaresiz ihtiyar tek başına şömine karşısında kendi kendisine
acı acı şu soruları sorardı. Onu kovmakla iyi ettim, başka ne yapabilirdim? Bugün yine karşımda bana, kafa tutsa, aynı şeyi yapardım. Ancak kalbi bambaşka bir cevap veriyordu. İhtiyarlarında sevgiye itti. Yaçları olur. Güneş gibi sevgi de gereklidir onlara. Marius'un yokluğu bu dinç ihtiyarı çok değiştirmişti. Gerçi kendiliğinden ona yaklaşmak için bir adım bile atmazdı. Ancak durmadan onu düşünüyor ve kimseleri görmeden konağına kapanmış onu düşünerek günlerini geçiriyordu. Gillenormand teyzeye gelince, o düşünmesini bilmediği için, sevmesini de bilmezdi. Marius onun için belirsiz bir gölge olmuştu. Şu sırada papağanı kendisini yeğeninden daha fazla oyalıyordu. İhtiyar dede, torununu araya dursun, Marius mutluydu. İyi kalpli genç, kin nedir bilmezdi, dedesini. Düşündüğünde onu iyilikle anardı. Ancak ne var ki, babasının aleyhinde konuşan birisinden tek bir metelik bile kabul etmemeye yeminliydi. Bu arada acı çektiğinden mutluydu. Böylece babasına daha da yakınlaşmış oluyordu. Hayatında sevmesini bilmediği babasının uğrunda çektiği acılar, kendisine tatlı geliyordu. Bu yüzden, içindeki vicdan azabı azalmıştı. Çilesini doldurarak babasının ruhunun ferahlayacağını umuyordu. Babasının, oğlumun layık olacağını bilirim, diye karaladığı sözlerden ne demek istediğini anlamış bulunuyordu. Babasının yazdığı pusulayı yitiren Marius, bu sözleri boynunda değil ancak kalbinde kazılmış olarak taşıyordu. Dedesi tarafından kovulduğunda henüz çocuk olan Marius artık tam bir erkekti. Sefalet onun için hayırlı olmuştu. Zengin delikanlının bin türlü eğlencesi olur. At koşuları, av köpekleri besleme, tütün, kumar, ziyafetler, kadınlar. Oysa yoksul genç, ekmeğini kazanmak için kendisinden çok şeyler verir. Bu ekmeği yedikten sonra hayale dalar. Tanrı'nın verdiği bedava eğlenceleri görür. Göklere, yıldızlara, çiçeklere bakarak oyalanır. İnsanlığa baka baka, ruhu görür, yaratılışı göre göre Tanrı'ya yaklaşır. Kendisini yüce bulur, hayal eder ve kendisinde şefkat bulur. Acı çeken erkeğin, bencilliğinden sıyrılarak, düşünen erkeğin merhametine ulaşır. Kendisini unutarak insanlığı düşünür, ruh zenginliğini kazanır. Kalbine doğan nur, tüm kin, kötü duygulan yok eder. Kendisini mutlu hisseder. Aslında genç bir delikanlının sefaleti, sefalet değildir. Sağlığı gücü, çevik yürüyüşü, ışıldayan gözleri, siyah saçları, pembe yanakları, biçimli dudakları ve beyaz dişleriyle, o ihtiyar bir imparatordan çok daha mutludur. Marius bir yayıncı için çalışıyordu. Ondan çok memnun kalan adam ona yanında kalmayı önermiş ve yılda 1500 franklık bir kazançla vaat etmişti. Ancak Marius, bu parlak teklifi geri çevirmek zorunda kalmıştı. Bol para için bile olsa o özgürlüğünü satmak istemezdi. Ret etti. Marius yalnız yaşardı. İki yakın dostu vardı. Birisi genç Courfeyrac, öbürü ihtiyar Mabeuf. Delikanlı, Enjolras'ın devrimci grubuna girmemişti. Marius bu iki dostunun arasında yaşlı Mabeuf'u tercih ederdi. Gözlerimin açılmasını o sağladı, babamı bana o tanıttı, derdi. Oysa ihtiyar adamın farkında olmadan söylemiş olduğu birkaç söz Marius'un hayatını altüst etmişti. Bininci, Mabeuf, ihtiyar hizmetçisiyle otururdu. Renkli resimlerle, bitkiler, adında bir kitap yazmıştı bu. Kitaptan kendisi satardı. Günde birkaç kez kapısını çalarlar ve kitabından isterlerdi. Adamcağız bu işten yılda 2000 frank kazanır, buna kilisenin mallarını yönetmeden aldığı ufacık aylığı da ekleyerek kıt kanaat geçinirdi. 1830 yıllarında ağabeyisi Vernon papazı öldüğünde bininci Mabeuf'in dünyası karardı. Bu arada emanet etmiş olduğu bir noterin iflasıyla 10.000 frankını birden yitiriyordu. Ufukları iyice daralmıştı. Adamcağızın botanik kitabı da artık eskisi gibi satmaz olmuştu. Temmuz ayının devrimi, yayında bir kriz oluşturacaktı. Artık kapısı çalındığında umutlanan adamcağıza, ihtiyar hizmetçisi esefle başını sallayarak, "Hayır Monsieur Sucu geldi," derdi. Bininci, Mabeuf kirası yüksek gelen evinden çıkmak zorunda kalarak, Paris dışında Österlitz köyünde, 3 odalı şirin bir kır evine taşındı. Bu yeni evine girdiğinde adamcağız kendi eliyle duvara gravürlerini ve bitki koleksiyonunu çiviledi. Akşama doğru bahçesinde çalıştı. Bininci, Mabeuf'in ucuz ve saf eğlenceleri vardı. En ufak bir şeyden zevk alırdı. Marius bu çocuk gibi temiz kalmış ihtiyar adamı severdi. Bundan böyle genç adam ihtiyar dostunu sık sık arardı. Marius'un büyük bir zevki yaya olarak uzun gezintiler yapmaktı. Özellikle Lüksemburg Parkı'nın patikalarında dolaşmasını çok severdi. Kimi zaman, bütün bir gününü bir bostanı gezmekle geçirirdi.
Böyle yürüyüşlerinin esnasında Gorbo viranesini bulmuş ve kesesine uygun olarak oraya taşımıştı. Onu orada ancak Monsieur Marius adıyla tanırlardı. Babasının dostlarından emekli generaller, onu evlerine çağırmışlardı. Babasından söz etme olanağını kaçırmak istemeyen delikanlı, bundan böyle arada bir Kont Pajol ya da General Frio'nun konağına giderdi. Böyle akşamlarda bu konaklarda müzik olur, dans edilirdi. Marius yeni kostümünü giyerek giderdi oraya. Ancak yollar buz tuttuğu gecelerde giderdi bu balolara, çünkü arabaya verecek parası olmadığından tozlu çizmelerle gidemeyeceği bu zengin evlerine, ayna gibi ışıldayan potinlerle girmek isterdi. 1831 yılının ortalarına doğru Marius'un işini gören yaşlı kapıcı kadın, bitişik odada oturan sefil ailenin kapı dışarı edileceğini kendisine bildirmişti. Bütün gününü dışarıda geçiren Marius, bu komşularını tanımazdı bile, sordu. Onları neden kovuyorlar? Kirayı vermemişler. Kaç aylık kiraları birikmiş? Borçlan ne kadar? 20 frank, dedi. İhtiyar kadın, Marius'un zor durumlar için biriktirdiği fazladan bir 30 frankı vardı kadına, 25 frank verdi. Şunu alın, dedi. Şu zavallıların kiralarını ödedikten sonra 5 frankı da ellerine verin, ancak benden olduğunu sakın söylemeyin ha.